be! Şimdi motoru çalıştıracağım. Çalışandaki bakışlara bak. Haydi bakalım. Sağdan çıkalım kanka. Şeklimiz olsun. Sağda at. Bu da benim şeklim kanka. Bunu yapmaya elin iyiydi ya. Bütün karizma sıfır. Düşeceğim lan gülmekten. O kadar karizma yaptık Starbucks'ta. Çıkarken bütün karizmayı sildik. Hani tamam bucadayız da bu kadar bucada olmayalım kanka. Şeklimiz kanka. Tavukları pişirmişem, hacıyı da çarşıya göndermişem. 15 çeşit kahvaltı 30 TL. Karmacık. Sarma mantı. Of. Canerik kanka. Neyse kanka hadi gidelim ya. Hadi yürü. Kanka senin için çok haşin gattar seksi bir motorcu diyorlar, doğru mu? Hiç mütevazilik de yok adamda ya. Onu yapmaya edin iyiydi. Hah geliyor. Farından tanıdım. Bak bak nasıl yanıyor bak. Hoş geldin kanka, ne yapıyorsun? Dedim acaba o da mı öyle yapacak? GTA videosundaki gibi. İmkanı yok. Ne haber? 360 elemanı da açtım. O da orada bir şeyler kaydetsin. Evet hocam. Hadi bakalım. Bugün Intercom'un dibine vurduk. Vallahi önce, çok iyi oldu ya. Daha önce bağlanamamıştık Intercom'dan. Oha. Bugün güzel oldu. Aynen. Artık süper. Kameralar açık, Intercom açık. Buca'ya kaçıyoruz değil mi şimdi buradan? Nasıl gidiyor gördün mü? Gördüm gördüm. Eyvah eyvah. Arkadaki dekas yok bir de. Yoktu evet. Apache. Motor yanıyor ya. Şekilsin şekil. Sana bakmaktan süremiyorum dostum. Ben biraz arkadan gelirim o zaman. Allah kahretmesin. Yapıştır bakayım bir. Yapıştır bakayım. Yapıştır kanka yapıştır bakayım bir. Hey yavrum benim be. Kuduz, kuduz! Sağdan değil mi kanka? Sağdan. Tamam. Oğlum, hastayım şu kornaya. Bek, 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 bek! Sen korna çalınca dolmuşçuyuz gibi hissediyorum ya. Millet bakıyor zaten dolmuşum bu diye. Aga buradan sonra ben seni takip ediyorum. Buca'yı pek fazla bilmem çünkü. Tamam kankacım. Şimdi arkadaşlar biz nereye gidiyoruz onu anlatayım size. Zincirlerimizi temizlemek için Gazze'ye olacağız. Bu arada Gazze ile ilk defa temizleyeceğim ha ateş. Kanka çok iyi oluyor. Sen önerdiğin için ilk defa deneyeceğim. Daha önce hep Motul denerdim. Allah hikaye yani. O kadar salma freni arkadaş ya. Çarpıyordun bize. Arkasına ya bu da kapısını hiç açmıyor. Bekliyor dibinde ya. Yani. Aynen aynen. Renault da bana çarpıyordu. Arkadaşlar gaz yağı süper temizliyor. Bu arada ben de geçen gün yeni bir markanın şeyini aldım. Reklamını yapmayacağım. Asla yapmam. Kim parayı verirse abi onun reklamını yaparım. O kadar basit. Hadi. Be. Hadi bitti gitti bu konu. Neyse bir markanın bir malzemesini aldım. Temizliyor. Eyvallah da gaz yağı gibi değil yani. O gaz yağmalığı efsane. Vallahi işte dediğim gibi gaz yağıyla ilk defa temizleyeceğim için şu anda yorum yapamıyorum.
modern bir çağda yaşıyoruz ya kanka maalesef. Her yerde bulunmuyor gaz yağı. Böyle... Ben mesela bilmiyordum nerede satıldığını. Sen dedin Buca'da satılıyor diye. Aynen. Nalburlarda falan oluyor anca işte. He. Mahalle aralarında. Kanka sen bana gaz yağı deyince benim ilk yaptığım iş internetten bakmak oldu. Her şeyi internetten alıyorum ya kargoyla. Aynen. Ona da baktım hiçbir sitede bulamadım gaz yağı. Yok yok, onun satışı mı yasak? Bir şey, bir tuhaflık var o konuyla alakalı da tam bilmiyorum. Aynen aynen. Ne söylesem yalan olur. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Hani geçmişte ben bunun yazılımıyla oynamıştım ya kanka bir videoda. Karbon salınımı, yakıt haritasını etkileyecek bir hareket yapmıştım. Aynen. Performans bayağı bir yükselmişti tabii. Hala öyle. Yüksek performansı. Normal 0.9'lara göre. Ama şey, yağdan da eksiltmeye başladım motor. Hmm. Çünkü o hareketin zaten asıl esprisi zengin karışım yapmaktı. Ama kanka zaten hani yüksek CC'lerde bu yağ eksiltme olayı normal diye biliyorum ben ya. Yok, bunda bir tık daha üstü oluyor kanka. Şimdi ben o hareketi yaptığım zaman karbon salınımını değiştirdim motosikletin. Benzin, hava, yağ, her şey daha fazla salgılanacak, karışacak. Yani birazcık kontrol dışı salgılanacak, karışacak. Zengin karışım olacak şekilde ayarlamıştım. Biz de geçen işte çocuklarla, bizim motoku sürüş grubuyla çok çıktık gazlamaya. Paldır küldür gidince böyle 200 üstü virajlarda. Bir de sıcak havaydı. Makinede egzoz da var. Yani. Sen egzoz bir de bayağı için yardırmışsın ya. Bir son attığım videolarını izledim. Nasıl ama kanka? Ya nasıl bir viraj öyle kanka? Ben izlerken 3.5 attım ya. 200'de bayağı. Aynen. Resmen 200'de motoru yatırmışsın ya. Maşallah maşallah. Nazar değmesin canavar ya senin portakal. Sağ ol kankim benim. Karpuz. Bu arada güzel değil mi? Intercom'un kalitesi, memnun kaldım. Valla kanka çok güzel. Sesin var ya, pırıl pırıl geliyor. Senin sesin de güzel geliyor net. Sanki dibindeymişsin gibi. Hemen bir albüm çıkartalım. Hemen hemen. Arkaya bir müzik tamamdır. Anasını satayım, yasaklar da geldi ya bugün, canım sıkıldı ya. Ama yine iyi birader, hani 12'ye kadar geldi. 12'ye kadar mekanlar açık. Peki saatleri erkene mi alacaklar? Kanka biz 9-9.30 gibi çıkıyorduk ortalama. Bazen 10'da çıktığımız da oluyordu. Şimdi bundan sonra artık 8. Oha! İstemsizce. Dedim ne oluyoruz? İlk bir saniye anlamadım, tamam mı? Fark ettin zaten. Oha! Tepkinden fark ettim. Dedim bir şey oluyor. Sonra zevkini yaşamaya başladım. Ama asfalt çok kötü kanka, farkındasın değil mi ya? Aynen aynen. Rezalet kayıyor. Abi şu an gerçekten motorumdan utanıyorum yani. Motorumdan özür diliyorum yani. Bir ay boyunca hiç yıkamadım ya. Pisliğe bakar mısın? Valla benimki de öyle ya, pislik içinde. Yani bir ay olmadı da. Bir haftayı geçti galiba. Ki ben hani bir haftadan fazla uzun yıkamadan durmazdım. İnsan üzülüyor ya öyle olunca. Ama seninki gene kız gibi duruyor ya. Evlat maşallah. Evlat. Maviş. Polizay. Evet. Üfletiyorlar mı? Yok. Neyse biz devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Usul usul gidiyor. Usul usul. Debriyaj çekili gidiyorum oradan. benden yana sıkıntı yok. Susurucu takmıştım. Bende de takıyordu susurucu da gene de şey. Isırganlık var ya. Ama şu an rahatsız etmiyor değil mi? İyi geliyor şu an. Yok senin ses gayet güzel. Kimseyi rahatsız etmiyor. Bir tamam, de vizör açık bakayım. Ver bakayım bir gaz. Böyle. Güzel güzel. Yani şu anda 3. vites 3000 devirde gidiyorum. Aynen. Sakin sakin. Ben de 3-4000 devirde. Hani eskiden bekarken burada oturuyordum kanka. He. Oradan biliyorum buraları. Burası neresi oluyor şimdi? Kanka burası Buca Evkabir'in bir altı oluyor. Şey diye geçiyor burası galiba. Mevlana Mahallesi. Mevlana gibi. Mahallesi. Şurada Mevlana tesisleri var sağ tarafta. He, anladım. Şöyle bir Mevlana heykeli var ya, eli böyle duran. He, şöyle duran, anladım, tamam. Valla. Hastayım kordana. Aynen. Soğumuş
gazları aldıktan sonra bir kola mı içsek, bir şey olur, yapsak? Olur kanka, süper olur ya. Ben dedim bu saatlerde hava biraz serin olur ama hala sıcak. Oğlum özledim seninle video çekmeyi ya. Aynen abi, bayağıdır çekmiyoruz ha. Vallahi billahi ya. En son biz o hastane videosunu çektik ya, galiba değil mi? Paranormal aynen videoyu. Aynen. O da bir ay oluyor galiba ya. Oldu tabi. Oldu, bir ay oldu. Kanka garanti senin, Yapı Kredi benim. Hadi bakalım. O garanti yedi bizi garanti. Emaneti alayım da geleyim de. Selamünaleyküm teyze. Kameralar var ya kanka. Tamamdır, geliyorum, hazırım. Ablacığım gaz yağın var mı? Aleyküm selam. Alalım. Var mıymış? Var kanka. Oo süper. Abla beni hatırlamaz da en son belki 5 sene önce aldım abladan gaz yağı. Bu mahallede oturuyordum. Hadi ya. Biz bundan kutusunu zilletti misiniz abla? Abla iki tane var sende. Sığardın mı buraya? Sığar ya, ben direkt buraya atayım. Valla parmaksın sen kanka. Aynen aynen. Abla bana bunu şöyle koy ona. Ne kadar abla bu? 10 lira tane. Tamam. Benimki. Kanka benden olsun ya. Kola kola sarısı abla. Tamamdır. Ablacım sağ olun, teşekkürler. Kolay gelsin, hayırlı işler. Motordan inince bütün teçhizatı söküyorum. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi geri tak. Oğlum bayağı kirli duruyor benimki seninki. Valla sen benimkinin önünü görme bile yani. Gördüm gördüm. Toz. Böyle takılayım mı bu ET9'la? Ben bazen yapıyorum öyle. BİM'e gidince asıyorum buraya BİM poşetlerini. 360'a takalım. Bilmem. Bu tarafları sen biliyorsun gidelim kanka. Gidelim mi Mevla Hanım oraya? Olur olur, gidelim. Orada kafetarya gibi bir şey vardı. Tamam, güzel. Ya da istersen Starbucks'a gidebiliriz. Nastepe'ye. Hiç fark etmez kanka. Sen nereye gidersen oraya. Gel oraya gidelim. Soğuk kahve çakalım orada. Tamam. Gaz yağımla beraber. Ben bunu içime sokayım ya. Ha? Kanka öyle deme ya. Bak izleyenlere, izleyenlerin içinde fesat olanlar olabilir. Şerefsizlik yapmayın. Ay içime gaz yağı kaçtı. Güzel kaya. Neyse buraları kırparım, sorun yok. Makine bir defa açtı oğlum. Yukarı kaçıyoruz değil mi? Aha. Bugün Buca'dayız. Hadi bakalım. Şey, videonun adı Buca'da motorla bir gün. Bende bir de şey var. Geziyorum serisi var. Ha. Playlist olarak ayarlıyordum. Ona başlık olarak atarım. Geziyorum hashtag Buca. Aha, senin o geziyorum da keçiler meçiler olan şeyler değil aynen, mi? Aynen aynen. Ya o çok keyifli senin o videolar ya. Yeşilyurt'u gezmiştim işte. Ondan sonra Trazlı Dağı'nı. Fırsat buldukça seriyi devam ettiriyorum. Vallahi çok güzel. Kaynaklar var burada yakında. Aynen aynen, oraya da gidebiliriz aslında. Hadi gidelim. Şimdi mi? Hadi. Hadi vallahi gidelim. Gidelim kanka. Tamam. Şarjım yeter mi bilmiyorum ama gidelim yani. Bende var, kahve içerken senin pili şarj edelim. Olur tamam. Ondan sonra da yapıştıralım gidelim kanki. Tamamdır. Var ya, bizim takipçiler yemin ediyorum çok şanslı. Doğaçlama videosu. Aynen aynen, hiç aklımızda yoktu ama olsun, güzel olur. Bu arada çok manyak bir video konusu var benim elimde. He. Bak evet. Benim de haberim yok. Gene beraber yapacağız kanka. He tamam. Güzel. Aynen. Durunca anlatacağım ben sana. Videoda anlatmayayım. Tamam kankam. Bu arada şey yaparız ya. En kötü benim batarya hani yoldayken biterse görüntüyü sana veririm. Ses ikimizin sesle devam eder. Olur. O şekilde olur. Videoyu devam ettiririm. Ayarlarız ya. En kötü ihtimalle aynen. İkimizin kanallar da kardeş kanalımız. Aynen kanka. Kankamın 360'ı benim 360'ım. Kankamın MT9'u benim MT9'u. Tabii canım.
Bu arada yeni bir aparat buldum ben. Hı? Şeyde N11'de. Tamam. Hani sen bana gimbal verdin ya. Hı hı. Onu kullanamamıştım yüksekliğinden dolayı. Hı hı. O N11'deki alet 40 liralık bir alet. Yani onu uzatıyor mu? Ya, uzatıyor kanka, bildiğin böyle kol ve çok hafif bir kol. Fakat çok dayanıklı, kırılmıyor, yamulmuyor falan. Böyle hafif yamuk bir kol mu? Evet böyle. Tamam, oysa ben ondan almıştım. Hadi ya. Sipariş vermediysen vereyim sana ben onu. Vermedim kanka. Tamam ben sana vereyim, bende var ondan. Aynen ondan lazım, böyle buraya koyacağım böyle. Tamam. Kanka şeyi de buldum, o da 30-35 lira. Göğüse takılıyor, aparat var ya. He. Göğüse takılıyor, göğüsten normal çekiyorsun. Göğüse takılanla şey de yapabiliriz. Hani böyle gezmek için bir yerlere gittiğimiz zaman kasları takmak zorunda kalıyoruz ya kamerayı. Kesinlikle, kesinlikle öyle kanka. Onu göğsümüze bağlarız. Orada bir tek benim harici mikrofon kullanmam lazım. Öyle bir şey olursa. Doğru. Aynen. Sende var galiba da bende yok. Benim ben var, bir aynen. Tane iyi mikrofonum var artık, biliyorsun ne çileyle yaptık. Aynen lan, ne uğraştık biz o mikrofonu. Ağlıyordum lan geceleri. Şimdi bilmeyenler için anlatayım ben onu. Arkadaşlar şimdi biz Caner'le yeni tanıştığımız zamanlar, Caner sağ olsun zaten hep destek oluyor bana. O zamanlar da kanalıma daha çok hani böyle faydalı olabilmek için elinden geleni yapıyordu. İşte video çekiyorduk. Ulan ben hevesli gidiyorum şimdi Caner'le video çekmeye. Eve geliyorum böyle, ulan diyorum of ne çekim yaptık bugün falan filan. Bir bakıyorum, tırt! Sesler bok! Sesler cızırtılı, patlıyor, çatlıyor hatta. Birkaç tane onun iyi hali var kanalda hala. Aynen. Eski videolarda. Yani sessiz bile konuşsan böyle mikrofona bağırırsın yani, zırıltı gelir. Aynı öyle oluyordu. Evet, ondan sonra Caner bir sürü taktik veriyor bana. Kanka şöyle yap, böyle yap, şu kabloyu kes, bunu birleştir, şunu yapıştır falan. Neler neler. En son işte bir fikir ürettik. Gizli tabii artık patenti aramızda. Tecrübe kanka, tecrübe. Yılların tecrübesi bu. Aynen, çok özel bir mikrofon sistemi geliştirdik. Bak şu an yayındaki ses billur billur. Aynen. Ondan sonra onu yaptıktan sonra tabii uçtu gitti artık, ses olayını açtık. Aynen, fakat aynen. Sadece kaskın içinde var bu ses şu anda. Yani bunu harici bir ortamda taşımamız lazım. Hı-hı. O da mümkün, onu da yapabiliriz mümkün, yani. Mümkün mümkün yaparız ya, ne olacak? Hallederiz onu. Burası çok güzel, yardırmalık bir düzlük böyle ya. Aynen. Ama çok kayıyor göt baş. Kanka bundan 3 sene önce R25 bakıyordum bir tane. Aha. Şimdi hatırladım. Burada bir yerde oturuyordu adam. Gelmiştik R25'e bakmaya. Aha. Alacaktık işte 500-750 lira arası filan pazarlık payı vardı. Onda da anlaşamadık. Almadım R25'i. O gün, aha, gittim mavişi aldım, sıfır. İyi yapmışsın. Aynı paraya sıfır maviş aldım. Vallahi iyi yapmışsın kanka. Bence maviş çok güzel. Aynen aynen. Ya R25 de evet yakışıklı motor, performans bakımından özellikle çok güçlü 250 cc grubunda. Ama ben her zaman söylüyorum, güç yani illa şey değil, tap yapmıyor yani motorun. Her şey güç demek değil yani. Aynen öyle. Bir de kanka herkes de var artık R25'i ya. Evet ya, Şahin gibi. Yani ben öyle herkes olan şeyi sevmiyorum. Tamam Pulsar da var ama hani şu anki haliyle Pulsar göremezsin sen hiçbir yerde. Aynen. Bir de Pulsar'lar da çok bok atıyorlar yani, hiç Pulsar sahibi olmadım bak. Aynen aynen. Ne derler, objektif şekilde savunacağım yani o yüzden. Bence çok güzel motosiklet ya Pulsar'lar. Aynen. Bok atmalarına gerek yok abi yani o. Ya çok zaten kötü bir motosiklet olsaydı hani ben 3 yıldır kullanmazdım bu motoru. Aynen. Bu 3. yılım. Yani 3 yıldır bana öyle ciddi anlamda büyük bir sorun da çıkartmadı. Hani olan hatalarda ufak tefek hatalar ya da hani benden kaynaklanan hatalar. Millet, hiçbir zaman motora taş atamam. Dünyayı geziyor millet ya. Tabii ya, aynen aynen. Dünya turu yapanlar var. Oh, geldik be. Burası benim kanka İzmir'de en sevdiğim Starbucks. Ha öyle mi? Aha. Gel buradan girelim biz. McDonald's. Hayvanlık yapalım mı? Yok yap. Yok, yok o kadar değil kanka. Anladın değil mi? Anladım da gerek yok. Ha motor parkı var burada. Vik vik. Geldiğimiz belli olsun. Oo köpeklere bak ne güzel. Şöyle biz de bunlara uyalım, öyle yanaşalım değil mi? Tamam. Sen gir oraya, ben de seninkini yanına bırakayım. Uyumsuz demesin. Demek burada Starbucks varmış ha? Aynen kanka. Kahvesi bir güzel bir güzel. ...360 kameram mı var, derdim var ya. Her yeri yerinde taşıyın. İyi akşamlar.
Aynen aynen. Güzel kesti. Fark ettim. Turunculu olan seni iyi kesti kanka. Diğeri de hep konuşurken bana bakıyordu. 360'ı da açalım. Süper kanka. Ha, kızık karşısında bütün karizma çizildi şu anda. Bu da tamamdır. 360'ı da başlatalım. Başladım hocam, 360'ı. Aynen, 300, 400, 500 başladım. Hepsini başlattım. Ay, şimdi motoru çalıştıracağım, çalışandaki bakışlara bak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sağdan çıkalım kanka. Şeklimiz nereden olsun. Sağdan. Bu da benim şeklim kanka. Onu yapmaya elini gidiyor. Bütün karizma sıfır. Allah, ben düşeceğim lan gülmekten. O kadar karizma yaptık Starbucks'ta. Çıkarken bütün karizmayı sildik. Hani tamam, Buca'dayız da bu kadar Buca'da olmayalım kanka. Çektiğimiz kanka. Gittiğimiz semte göre kornumuz var ulan. Diğer motorculardan farkımız işte. Ay. Hadi geç geç. Kamera başladı mı benim ya? Göremedim ki, şuradan bir bakayım kameraya. Sen git kanka, ben geliyorum. Tamam, tamam kanka. Başladı da, oynattım galiba kamerayı şöyle ha. Dım 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 dım. Bak, aramızda o kadar mesafe var, ona rağmen güzel çekiyor, gördün mü? Aynen aynen. Tertemiz. Aynen kanka. 800 metre galiba değil mi? Çekim alanı, interkomların. Ya kanka, küsuratı var bence onun ya. E tabi canım, ortalama bir sayı söylemişlerdir. Ya ben 1 kilometre yaptığımı tahmin ediyorum, gene çekiyordu yani 1 kilometre. 1 kilometre çekiyor. Ooo çok iyiymiş. Çekiyordu. Ya. Çekiyordu. Hadi sen çekiyordu biraz önden git, arkadan geliyorum ben. Tamam. Bir şöyle 200-300 metre yapalım. Yapalım. Hala. Şu an 200 metremiz var şu an zaten. Sesin şu an hala güzel geliyor. Aylar 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 aylar. Bir kedi gördüm sanki. Evet evet, bir kedi gördüm. Allah, bir dayı var. Dayı dur. Hop. Aha, trafiğe bak. Kaldık burada. Yardırıyorum. Sen yardırıyorsun, ben hala trafikteyim. Oha, motorun sesini interkomdan duyacağım senin. Kanka, yan vere vere gittim var ya. Böyle diyorum şu an seni. Ama sesin çok güzel geliyor. Alo, geliyor mu sesim? Arkamdan neden yardırıyorum şu an? Topaş, kaç kenara kaç. Basmayacağım madem, diğer şeride geç. Kanka, düz geliyoruz değil mi? Dönmüyoruz. Evet, şu an zayıf tamam geliyor. Hava alına gidiyorum bu saatin orası. Alo. Geliyorum, 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 geliyorum. Heh. Kanka, şu an ben otobana çıkış ayrımındayım. Götündeyim, hızlan biraz, hızlan. Arkamda araba var. Demek tam bir kilometre değil yani demek ki. Aynen, aynen. Dediğin gibi 800 metre falan. Sesini aldım ben senin ya. Kanka, ben virajı bir döndüm, göt ota ata. Şurada çeksene beni öyle bak. Önümden geçeceğim şimdi o şekilde. Hadi bakalım. Geliyorum. Bak çok fena geliyor. 360'ı da kaldırdım senin için, hadi. Yürü be. Aman kanka, dikkat et, dikkat et. Arkadaşın için güzel kullanıyor lan. Oğlum, ben nasıl kullandım da senin zaten. Bir MotoGP selamı da vereyim hemen kanka. Bak, MotoGP'ymişim ben hani. Oğlum, ben burada 3.5 attım lan. Böyle işte. Bizde aşklar böyle yaşanıyor kanka. Oğlum, freni mi bastın sen, direkt gazı mı açtın sonuna kadar? Gazla kanka, ha. Fren yok hiç. Fena kaydırdı arkaya. Aynen. Ödüm koptu ya burada seni izlerken. Bunlar bir şey değil ya. Vay be. Ya bunu mesela çok hızlı gelerek bir viraja, bir de frenli versiyonunu yapıyorum. İşte bir de bunu 200'de gelirken düşün. Bu arada o viraj yaptığın videoyu da
buraya ekleyeceğim. Yukarıdan tıklayarak izleyebilirler. Vaa adamsın be ya adam. Kanka dediğim böyle olur. Oğlum nefesim kesildi lan izlerken. Kanka bir aydır motosiklet kapının önünde yatıyor. Güneşin alnında bir de sürekli. O güneş tabi lastiğe vuruyor. Muhtemelen sertleştirdi lastiği aynen, yani. Aynen. Şey yaptı. Şu an arka lastiğimin tutunması o bir ay önceki tutunma gibi değil yani. Çok iyi hissediyorum onu. Artık bu sezonu çıkarsın da seneye yeni bir lastik seti yapacağım. Tabii canım. Anca şu an bu lastik işte bir yarım saat böyle hayvan sürüp ısınırsa o zaman güzel viraja gidilir. Aynen aynen. Bakayım bir gaz açayım kayacak mı? Kayar kayar. Tamam. Gaz yol gibi kayıyor. Tamam tamam. Güzel oldu ama o viraj ha. Aynen sıkı aynen. Yakaladı. Fena da o ya. Sen egzozun yerini mi değiştirdin? Aynen kanka. Bunun faydasını gördüm yalnız ha. Hadi ya. Değiştirdiğimden beri ceza yazılmıyor. Bak şimdi susturucu açıkken normal gidiyor ya trafikte. İleride polis var diyelim. Hemen taktik bu. Egzozu kapatıyor. Sus yok. Yok artık. Ulan diyorum ben de ne alaka. Hayır, nasıl faydası? Oğlum harbiden yandı ha. Delirim ya. Ama ya, iki oldu bugün gülmekten düşecektim motordan ya. Yaklaşık 3-4 kere cezadan kurtuldum bu sayede. İyiymiş kanka o taktiği sevdim. Neyse, ben. Neyse ben bu tarafları kıracağım da videomda yayınlamam sonra ifşa ederim. Ben yayınlarım seni. Emniye şubeden takipçilerim var ha. Abi. Videoyu paylaştın mı yazıyorlar bana hemen. Aman aman hiç gerek yok. Sen paylaş sana izin veriyorum ben kırparım. Oh, yarıldım ya. Yalnız bayağıdır gelmiyordum bu taraflara ya. Güzel oldu ya doğayı görüyoruz. Aynen aynen görüyoruz. Temiz hava. Biraz da viraj olaymış bunlarda iyi olurmuş. Onu başka zaman yapacağız artık olduğu kadar. Ama sende viraj da keyifli oluyor ya. Aynen. Burada en son bir düğün salonuna gelmiştim. Bir arkadaşımın düğünü vardı. Aha. Onu da otobandan yardıra yardıra gelmiştim. Zaten hep burada düğün salonları var bir sürü ya. Evet. Buranın havası güzel ya ben seviyorum burayı. Aynen aynen. Allah tekere geldi herif. Deli mi abi iş? Herhalde şurasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı güzel yer ya. O değil, ayağım hala yanıyor ya. Oha o kadar mı? Ya o zaman giydiğim ayakkabı bu değildi. Bu bayağı bir yazlık. Yeni aldım bu ayakkabıyı. Sürekli ayakkabı eskitiyorum ya. Kanka ceza parası yerine ayakkabı aynen. Parası ödeyeceğim. Geçenlerde hatta Instagram'a hikaye attım. Herkes Starbucks'a giderken ben ayakkabıcılarında fotoğraf çekiliyorum diye. Bulabilirsem o fotoğrafı da koyarım bir yerlere. Ulan ne adamız ya. Egzoz cezası ödemekten daha iyi. Vallahi taktik süpermiş. Ben çok beğendim taktiğini. Hem bak egzoz görünmüyor. Bu ayaklarına senin müzik montajlayacağım yemin ederim. Cısır cısır. Lak 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 lak. Kanka senden korkuyor mu? Tavukları pişirmişem. Hacıyı da çarşıya göndermişem. Of karnım ağrıdı gülmekten çok ya. Malzeme verdin sana eyvah. Oo bayrağın güzelliğine bak ne güzel yolluk tam üstünde görünüyor. Evet. Al bayrak şanlı bayrak. Yürü be. Bak 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 adam Rossi. Viraja ayakta giriyor. Kaç yol var yaydı.
Ayakkabısı yok ama olsun, ayağa kalkabiliyor. Ayakkabı buz olmasa bile. Mavisiniz var ya. Kanka bu dağların tepesine giden yol var mı acaba ya? Kesin vardır ya. E gidelim o zaman ya. Binalar var ya orada. Gidelim kanka. Vallahi gidelim ya. Buraya yol mu yapıyorlar acaba? Olabilir. Arkandaki araba niye sollamıyor seni? Dibinden geliyor. Boşuna gitti galiba. Teminden doğru ona bakıyorum. Dibinden geliyor. Solla geç arkadaş ya. Biz yavaş yavaş gideceğiz. Gölgesiyle taciz ediyor beni sürekli. Artık gölge de kalmadı yani. Amacı aynen. Neyse. Onu kesip duruyorum ben de teminden beri aynı adam. Şimdi yol verdim. Hah, sinyal verdi. Hoşuna gitti onun böyle ses mes duyuyor ya. Hor. Obelik. Kanka geç biraz da ben seni çekeyim ya. Hadi çek beni. Beni çek. Gözümüz motor görsün şöyle bir. Oo, sağa viraj. En sevdiğim. Oo, toza bak. Sendekine benzer bir durum oldu az önce bende. Ha? Sendekine benzer bir durum oldu az önce bende. Harbi. Ben yanlışlıkla fazla açtım. Döverken. Ama topladım Maviş. Maviş canavar ya. Maviş üzmez ya. Üzmez. Soldan gidiyorum. Uçuk kaç oradan. Yerim seni. Mik. Aa, kasap beliye geldik. Selam kasap beli. Vay be kıraathane. Oğlum bir pişti mi atsak burada acaba? Gelmişken bir pişti atalım. Evet, şimdi tam işte şey, tezek kokusu. Oo, mis gibi tezek kokuyor. kümes kokuları, tavuk kokusu. Güzel açma zamanı geldi. Çok güzel oldu. Köpeklere sataşmadan duramıyorum ya. Senin Alsancak'taki köpekler çok iyi ya. Aynen. Bak bunlar oha, ne kadar köpek, uslu. Köpeğin gözü zombi gibiydi lan. Aynen ya, o neydi öyle? Walking Dead köpeği. Aynen, parlıyor bir de kamera böyle. Bu taraflara gelmedim herhalde ben ya. En son bir işte düğün salonunun olduğu yerlere kadar geldim. Başka gelmedim. Ben geldim kanka. Arabayla daha önce hatta buraya geldim. Şu sağ tarafta bir yerde teyzelerin güzel böyle bir kahvaltı sunumu var. Aynen, bir burası var, bir şurada var. Aha. Çok da uygun fiyatlı yani. Fiyat da vereyim. Kişi başı 35 lira mıydı? Oo, 30 lira mıydı? Öyle bir şey ama. Kişi başı tam, 35 lira. Güzel bence. Kanka tam tek milama kahvaltı yani. He. Her şey geliyor önüne. Tamam. Memnun ballar, kaldıysa. Ballar 2 çeşit, reşeller 3 çeşit, 4 çeşit falan. He. Ondan sonra memnundum yani geldiğim zaman. Birkaç kere geldim öyle. Kutuya şimdi bak kutuya. Burada... Kutuma gidelim. Kutunda ne hissediyorsun kanka? Kutumda büyük hissediyorum kanka. Kırmızı olabilir. Aynen. Belediye otobüsü bile geldiğine göre buraya. Aa. Enteresan bir yere geldik. Buca kaynaklar. Son durak mı? Gölet. Çıkalım kanka hadi. Saat daha 7 zaten ya. 1905. Uf, çukura girdim. Bal satarım, süt satarım. Devam. Hadi bakalım. Olabilir. Biraz gidelim bakalım. Aynen. Ben severim böyle bilmediğim yerlere gitmeyi.
Yol güzelleşti yalnız ha. Aynen aynen. Yukarı mı çıkıyoruz? Çıkalım kanka. Tamam. Zirveye çıkalım. El sallayalım, oradan aşağı ineriz. Oo, ne güzel lan viraj. Dayı buraya ATV ile çıkıyor. Çocukmuş lan. Çok güzel. Kum birikintileri oldu ama sen yine dikkat et. Onlara denk gelme. Deyze kaç, Deyze kaç. Kaç kızım kaç. Deyze kaç. Oo, vites düşür. Kaç oo, kızım kaç. Bak. Bak haydi. Yol orada bitiyor mu? Yola girdik, pedala asılıyoruz aslan. Yoluma engeli koyduk sananlar. Aşıyoruz her yere giriyoruz bam bam. Hızlı ve çılgın asabiyim amcam. Girdik dindik gülüyorsun hala. Kafada kaskım kameram alala. Ladayı izninle geçmiyoruz hala. Ayakta uyuyorsun görmüyorsun hala. Sallana sallana önümde gidiyorsun. Daralana girmek için can atıyorum. Basarım ölümüne bakmam sonuma. Hızlı ve çılgın. Sallana sallana önümde gidiyorsun. Daralana girmek için can atıyorum. Basarım ölümüne bakmam sonuma. Hızlı ve çılgın. Sol şeritten bir anda geçiyorum sağ şeritten. Araya dalıyorum motorcu görünce arkasına geçiyorum. Rüzgarı hayırlı akşamlar. Bir 70 görüyorum. Yol nereye gidiyor dayı? Bir anda geçiyorum. Yol nereye çıkıyor? Araya dalıyorum. Dağa çıkıyor. Tamam. Geçiyorum. Gezilecek yerler var mı motorla? Motorla gezilecek yerler var mı? Aklım geliyor gidiyor. O zaman hiç çıkmayalım. Tamam dayı. Sen geç dayı, ben erkenden gideyim hadi. Ya da ben geçeyim. Eyvallah, tamam. Yerler taştı da. Dur. Aklım geliyor gidiyor. Sanırım her şeyi boşa sarıyorum sus. Söyleme konuyu biliyorum. Hissettiğini nerede yaşıyorsun. Girdik pedala asılıyoruz aslan. Yoluma engeli koyduk sananlar. Aşıyoruz her yere giriyoruz bam bam. ABS bile kapandı o derece. Hadi kaçalım kanka. Gülüyorsun hala. Kafada kaskım kameram alala. Ladayı izninle geçmiyoruz hala. Ayakta uyuyorsun görmüyorsun hala. Sallana sallana önümde gidiyorsun. Daralana girmek için can atıyorum. Basarım ölümüne bakmam sonuma. Hızlı ve çılgın. Sallana sallana önümde gidiyorsun. Daralana girmek için can atıyorum. Basarım ölümüne bakmam sonuma. Hızlı ve çılgın. Dur. Aklım geliyor gidiyor. Sanırım her şeyi boşa sarıyorum sus. Söyleme konuyu biliyorum. Hissettiğini nerede yaşıyorsun. Dur. Aklım geliyor gidiyor. Sanırım her şeyi boşa sarıyorum sus. Söyleme konuyu biliyorum. Hissettiğini nerede yaşıyorsun. Aklım geliyor gidiyor. Sanırım her şeyi boşa sarıyorum sus. Söyleme konuyu biliyorum. Hadi canım. Nerede yaşıyorsun? He. Değiştir bakalım sen filmi. On beş çeşit kahvaltı 30 TL. Sarma mantı. Of. Neyse kanka hadi gidelim ya. Tamam mıyız? Evet, tamamız. Az önce nerede kesildi kamera bilmiyorum. O yüzden tamamlayacağım hemen. Özetleyeceğim yani o arada geçen zamanı, ölü zamanı. Arkadaşlar motorlarla böyle kanka ben kısaca sana anlatayım. En son konuştuğumuz muhabbet bu senin yayından kaldırdığın videon vardı ya. O video hakkında konuşuyorduk. Oradan devam edelim. Peki. Şimdi Caner şeyi söylüyor arkadaşlar. Hani sesi buraya gelmiyordur o yüzden söyleyeyim. Bu yayından kaldırdığım videoyla alakalı hani konuşuyorum. Anlatmıyorum. Hani ben az çok biliyorum da gene şeyler de bilsin. Takipçilerimiz de öğrensin. Tamam. Bu arada nereden diye? Kanka soldan geldik. O zaman sen öne geç ya. Hem tamam. Önünde anlat ben arkandan geliyorum.
Öncelikle benim takipçilerim için anlattım zaten konuyu. Aha. O ya bu videoda olacak ya başka bir video olarak koyacağım onu. Muhtemelen bu videonun başındadır o. Tamam. Ama bu kısmı tamamen senin için anlatacağım kanka. Tamam kankam. Aynen. Şimdi benim evim orada gece vakti motosiklet kazası oluyor, tamam mı? Ondan sonra ben de kazanın olduğunu öğrenince hemen gittim kaza yerine. Hani ne olmuş ne bitmiş diye bir çekeyim dedim orayı. Ondan sonra baktım ki motosiklet kazası olmuş. İşte sürücü hayatını kaybetmiş motosiklet süren kişi. Tabii üzüldüm. İlk gördüğüm anda bayağı dilim tutuldu. Hani yutkundum kaldım böyle, o an kötü oluyor. Bayağı ölüm sessizliği, ölüm enerjisi oluyor böyle ortamda. Sonra arkadaşlarını gördüm. Onun iki üç motorlu arkadaşı falan vardı. Onlar da biraz tabii olayın etkisinde oldukları için donuklardı. Neyse. Olay yerini çektim, evime gittim. Ondan sonra kamera ışıklarını hemen hızlıca ayarladım. Öyle çok özen göstermedim yani. Masa başı çekimlerim oluyor ya normalde, ışığımı kameramı çok güzel ayarlıyorum. Hiç öyle bir şey yapmadım. Öyle standart, düz, sadece normal yüzümün net gözükeceği, sesimin net geleceği şekilde kameramı, ışığımı ayarladım. Oturdum kamera karşısına. Ondan sonra da izleyenlere dedim ki arkadaşlar, işte bu görüntülerde görmekte olduğunuz motosiklet kazası üzücü bir kaza. Bu arada kaza yerinin videosunu çekerken ne kaza yapan şeyin motorun plakasını, ne kazadaki vefat eden kişinin ismini, hiçbir şeyini vermedim bak. Ondan sonra biliyorum, ilk izleyenlerdenim zaten ben de. Aynen, gördün sen de. Ne bir iftira atıyorum ne bir şey yapıyorum. Sadece ve sadece insanlara şunu anlattım videoda. Arkadaşlar, bu şehir içinde olan bir trafik kazasıdır. Evet, kötü bir örnek karşımızda. Yani sonucundan dolayı kötü bir örnek. Hayatını kaybettiği için. Siz işte şehir içinde sürüyorsanız eğer hızlı şekilde, daha dikkatli olmanızda fayda var. İşte lambaları, kavşakları gördün mü yavaşlayın. Şehir içinde hız limitlerine biraz daha uyun. Ondan sonra sürüş eğitiminiz yoksa ileri sürüş eğitimi almaya çalışın. Onu bile alamıyorsanız güvenli sürüş eğitimi almaya çalışın. Ondan sonra güvenli sürüş eğitimi illaki gidip bir kişiden almak, bir kurumdan almak demek değil. Zaten kurumlardan alınan ya da kişilerden alınan böyle belgeler oluyor ya. Onlar zaten Türkiye'de geçersiz, dünyanın her yerinde geçersiz. Türkiye'de alınan motosiklet sürüş belgeleri. Aynen kanka. Hiçbir yerde geçerliliği yok. Sen sadece orada kendi kendine belgelemiş oluyorsun. İşte arkadaş ortamında biri sorduğu zaman kendini tescilliyorsun bir nevi yani. Kendini tescilliyorsun yani. Ama kendini tescillemenin birçok yöntemi var. Kendini bilgiyle de tescillersin. Bak bu çok önemli bir cümle. Aynen. Bilgi abi, bilgi. Yani internette bir sürü kitaplar var, şeyler var. Ben mesela yılda iki kere Kate Cod 2 kitabını, Bileği Bükmek kitabını, Türkçesini söylüyorum. Okuyorum, bitiriyorum. Bir sezon bitiminde okuyorum. Bir sezona girmeden önce. Hatta bazen hiç motor kullanmadığım o aralık kış döneminde bile boş vakitlerimde Kate Cod'u okuyorum ki bilgilerimi tazeliyorum. Motosikletimi daha güvenli süreyim. Ya da işte ben performans sürüşüne çok meraklı bir insanım. Mesela böyle güvenliği düşük olan yollarda aksi gitmeyi sevmiyorum. Asfaltından emin olduğum, ondan sonra hız limitlerinin yüksek olabileceği, virajlarının maksimum eğimlerde motorumun da güzel tutunabileceği yollarda gazlamayı seviyorum. O yüzden ona göre kendimi hep şartlandırıyorum, ayarlıyorum, bilgilerimi tazeliyorum. İnsanlara da bunu tavsiye ettim, teşvik etmeye çalıştım. Ne güzel. Ondan sonra da kazada hayatını kaybeden kişinin ismini falan bilmememe rağmen yakınlarına başsağlığı diledim videoda. Kanka o neydi ya? Arkada yol mu istiyor? Ne evet, diyor? Evet, yol istiyor galiba. Geç bakalım. Geçsin. Ben de intercom'dan geldi sandım ses. Dibimden geldi. Şekil yapıyor kendi kendine. Sireni yok, bir şey yok. Yanmıyor tepesinde. Alarm. Sol taraftan bas devam et. Niye şekillere giriyorsun yani? Hiç. İşte neyse. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Altındaki aracın makamına, ünvanına kapılıp kişiliğini, karakterini ona göre şekillendiren bir sürü insan var. Belki de video çektiğimizi fark etti, yayına dahil olmak istedi. Selam verdi herhalde. Aleyküm selam. Neyse kanka, devam edelim. Sonra videonun sonunda da tabii başsağlığı diliyorum falan filan. Videoyu kapattım o şekilde. Abi, İzmir'de çevirme diye bir Instagram sayfası var, sen de biliyorsun. Adminleri beni takip ediyor hatta. Birisi oradan uzaktan bir video çekmiş, koymuş. Ben de videonun altına yazı yazdım. Dedim ki kaza yerine uzaktan görüntüsü, daha yakından görüntüleri bende var, çektim.
kanalımda yayınlayacağım dedim. Zaten sabahına hemen bunu yazdıktan sonra videoyu yayınladım. Videoda bu arada sen de gördün. Edit yok, kurgu hiçbir şey yok yani. Aynen, olduğu gibi ham bir şekilde. Yani telefonla çekmişsin, atmışsın galiba değil mi? Evet abi, anki... telefonla güzel muntazam diye çektim. Aynen, aynen. Yani lök diye de konuştum böyle. Tamamen doğal gelişmiş her şey. Tane tane konuştum, şey yaptım. Koydum. Neyse İzmir'de çevirmeden insanlar gelmeye başladı. Tabii şimdi hep biliyorsun böyle kaza bela haberi olunca millet İzmir'de çevirme sayfasına bakıyor. Yani oraya bakan arkadaşlar da benim öyle yazdığımı görünce benim sayfaya, kanala talep geldi. Şimdi yoruma başladılar, tamam mı? İşte bu videoyu kaldıracaksın da bilmem ne de zarttı zurttu, biz istemiyoruz bu videonun yayınlanmasını da. Şimdi bunu diyen kişileri burada kusura bakmasınlar, artık ifşa edeceğim. Çünkü videoyu zaten kaldırdım. Bana bedel ödettiler. Olduğu gibi o bütün zaman, çıplaklığıyla hepsini anlat ne varsa. O zaman kardeşim trafik kurallarına... Benim kanalımda her şey şeffaf. Evet. Bir, trafik kurallarına uygun motosikletle gezeceksiniz bu trafikte. Tamam mı? Ben bu kadar vergi, bu kadar bilmem ne ödüyorsam sen de ödeyeceksin onu. Aynen öyle. O plakalar, illegal plakalar, böyle kalın kalın yazılmış puntolarla plakalar. Trafik kurallarına aykırı, mobeselerin okuyamadığı plakalardan. Bir kere onu değiştireceksin. Zaten en büyük tedirginlikleri o oldu. Ondan sonra tahmin ediyorum ki öyle bir kazaya karışmak, ölümlü bir kazaya karışmak oldu. Ondan sonra ve zaten tahmin ediyorum ki şehir içinde de aynı bu çizdikleri imaj doğrultusunda motosiklet sürüyorlar. Bir kere motosikletçi adam, gerçek motosikletçi, kibar, beyefendi, efendi bir adam olur. Saldırgan bir adam olmaz, tamam mı? Öyle gideyim onun aynasını kırayım. Yok YouTube'da ona efelik taslayayım. Buna artistlik yapayım. Onunla kavga edeyim. Onunla yorumdan atışayım. Klavyeden atışayım. Böyle muhabbetlere girmez. Kibar olur. Doğru düzgünce yazar. Tabii ki canım. Efendiliğinden ödün vermeyeceksin. İstersen YouTuber ol, motovlog ol. Fark etmez. Aynen ve... Yoksa görgüsüzün teki olursun yani. Aynen canerim. Bana Instagram'dan da ulaştılar. Abuk subuk yazdılar ettiler bilmem ne. Ben de bir tanesine böyle kibarlıktan, nezaketen numaramı sormuş, tamam mı? Görüşebilir miyiz falan diye. Dedim sen numaranı yaz, ben seni arayacağım. Aradım onu. Dedim ki bak dedim, beni tehdit ediyorsunuz. Hani bir, nasıl tehdit ediyorlar biliyor musun? İşte kaldıracaksın bak, kötü olacak bu işin sonu. Öbürkü diyor ki ben seni diyor avukata vereceğim diyor. Ya sen beni ne hakla avukata vereceksin? Ben kendi YouTube kanalımda her yerde yayınlanmış bir videoyu yayınlıyorum. Yani şu anda Google'a gir. Bak Google'a girin. Mavişehir motosiklet kazası yazın. Karşınıza çıkıyor zaten videolar. Gazete kanka, basın. Aslında hani bunu bana ilk bahsettiğinde sana kızmıştım. Biliyorsun değil mi? Evet. Yani senin yerinde olsam hani bunlarla hiç diyaloğa bile girmem ben. Ki bırak, onlar senin videonu kaldırtamazlar. Hani aynen öyle. Kaldırtabilmeleri için yüzleri görünüyor olması lazım. Herhangi bir şey olması lazım. Sen yüzünü sansürlersin gene kaldıramaz. Ki yani sen burada büyüklük yapmışsın. Kendin kaldırmışsın videoyu. Dur ben de korna çalayım. Bunlar çalıyor. Tamam ya, rahatladım. Çocukların, sen kanka. Orada duran çocukların, ya çocuklar diyorum kusura bakmasınlar, yaşım zaten onlardan büyük. bana göre de ya. Ya kardeşim gözüyle bakıyorum ben. Aynen. Sevsin sevmesin benim umurumda değil de. Hani yüzleri gözükürken de ben onların yüzleri gözüküyor, onlara dezavantaj doğuracak bir çekim yapmadım orada. Öyle bir konuşma, diyalog da yaşanmadı. İftira da atmadım, bir şey de yapmadım. Neyse, bana diyorlar seni avukata veririz, şöyle olur böyle olur. Ben de telefon açtım, ona dedim ki bak güzel kardeşim, ben dedim sakince seni aradım, acınız dedim taze. Ondan sonra hani ben dedim burada dedim prim kasmıyorum dedim sizin bu olayınızdan dedim. Keza dedim videoda dedim kimsenin isminden, cisminden ya da dedim vefat eden kişinin yaralı halini, vefat etmiş anlarını göstermedim dedim yani. Sadece dedim bir kaza olduğunu gösterdim, kazaya denk geldiğimi gösterdim, kapattım geçtim dedim. Ondan sonra ben dedim eğer sizi dava edecek olursam dedim, ben dedim ederim, 3 tane dedim avukatım var. İki tanesi dedim marka avukatım, bir tane şahsi avukatım var dedim. Salarım dedim başınızı, uğraşır durursunuz dedim yani. Bana dedim hakaretten bilmem neden bir girerler dedim. Tehditten bilmem neye kadar dedim çıkar. Ben dedim şimdi insaniyetimden dedim. Sırf dedim çünkü bana Instagram'dan bir iki tane de kız arkadaş yazdı. Sanırım akrabaları herhalde. Olabilir. Dediler ki işte biz de o kaza videosunun olduğunu haber aldık. Yani kaza yerinin görüntülerinin olduğunu YouTube'da. Ondan sonra bu videonun böyle var olduğunu bilmek bizi üzüyor, o kaza yerini görmek, ya, o motosikleti görmek. Akrabalarının yazmasını anlarım kanka. Çünkü hani onların acısı taze. Aha. Onların hani baktığı, hani farklı bir bakış açısıyla bakıyor onlar olaya. Onları anlarım.
Aynen. Ben ama de, diğer arkadaşları ayıp etmişler. Ben de tamam dedim. Onlar ego kasmak için yani, başka bir şey değil. Aynen. Ben de dedim ki kaldırıyorum dedim videoyu. Bu sebepten dedim yalnız kaldırıyorum. Yani ben YouTuber'ım, benim videolarım izleniyor. Seninkileri izlenmiyor. Şöyle böyle demeleri. Neyse biraz o kısımlara da geleceksin. Tabii. Ben sonra videoyu kaldırdım canlarım. Zaten biliyorsun sana aynen da haber verdim kaldırdım diye. Üzüldüm tamam bu olanlara falan diye. Muhabbetin de dışındayım tamamen. Şu sağ şeride geçelim mi? Yavaş gidelim biz. Tamam kanka, sağdan devam edelim. Geçeyim, şuraya geçeyim ben. Tamam. Hızlanınca egzoz sesi de artıyor ya, konuşamıyoruz bazen. Yani şey, kameraya... Ben seni rahat duyuyorum ya. Eyvallah kanka. Ondan sonracıma videoyu kaldırdım. Akşam uyudum. Lan sabah bangır bangır telefonum çalıyor. Hı hı. Ondan sonra neyse uyuyorum tabi, açmadım uyuduğum için. Sonra bir baktım, başka bir numara arıyor beni. Arayan numara da şey, bu Motoseyir var, o da YouTuber. Motoseyir, videosunu hiç izlemedim ama hani öyle bir motorcu var olduğunu biliyorum. YouTuber falan değil, Ahmet falan da değil, sohbet etmiyor çünkü. Direkt öyle gazlama videosu atıyor. Evet, direkt gazlama. Benim o tarz motorcular motovlog değil yani. Aynen, o farklı bir iş yapıyor ya, kendince. Aynen, aynen. Ya onun da izleyeni var, şey var. Ben bir de ya Ahmet'i tanıyorum. Saygı duyuyorum, ona bir şey diyemem de. Ya ben herkese saygı duyuyorum. Herkesin yaptığı işe iş gözüyle bakıyorum sonuçta. İstersen kanka. İstersen işinde başarısız olsun böyle, ben yine de saygı duyarım yani. Yani aynen, yani o arkadaşımız da, ben biliyorum yaşı benden küçük, o da bir 7-8 yaş ortalama minimum benden küçük diye düşünüyorum. Saygı duyuyorum yaptığı işe, o da kendince uğraşıyor, Manisa'da tekrar yapıyor. Manisa'da mıydı? Valla unuttum. Ödemişti. Ödemiş mi? Ödemişti. Ege bölgesinden bir yerde diye biliyorum da. Ha, beni aradı, ateş diyor, ortalığı diyor birbirine katmışsın diyor, tamam mı? Ben bu arada hiç asla kompleks yapmam. Yok bana abi diyeceksin, bilmem diyeceksin yapmam. Ondan hı-hı sonra herkesin değeri gözümde başkadır yani, özeldir. Ondan, ya dedim Ahmetciğim ne oldu, hayırdır falan. Ben dedim katmadım ortalığı. Artı dedim ben videoyu dedim kaldırdım zaten. Neyin dedi tat havasını yapıyorlar. Buradan girelim mi sağa tamam, kanka? Tamam kanka, arkandayım ben. Sen nereye gidersen geliyorum. Ya da şey yapalım, gel Güzelbahçe'ye doğru gidelim. Tamam. Gel gel. Ondan sonra ben dedim zaten videoyu kaldırdım. Böyle böyle böyle. Seni dedi arayan dedi şeymiş dedi. Abin Joe dedi. Tevfik dedi arıyormuş seni dedi. Tamam. Abin Joe. He. Dedim niye arıyormuş, hayırdır? O dedim arayan numara oymuş, oymuş. Bu Abin Joe dedikleri Espinarar kullanan değil mi? He, Espinarar'ı var bir tane. He, kahramanlarda denk geliyordum bazen de. Ha, şimdi Karşıyaka'da bir yerde bir motorcu şeyinde mi ne çalışıyormuş. Neyse, ha, ilgilendirmiyor beni. Düz mü gidiyoruz kanka? Sağdan gireceğiz. Tamam, sinyalimi vereyim. Oh, viraj da var lan. Bir dönsek mi şöyle? Aynen. Neyse, muhabbet ediyorum. Sen devam et, boş ver. Ondan sonra ben bu vatandaşı aradım geri. Dedim buyur, beni aramışsın. Evet dedi bilmem ne falan filan, böyle ters konuşuyor bana, ama çok yüksek perdeden konuşuyor. Yok, konuşmadım, sadece gördüm yani, o kadar. Bak nasıl agresif konuşuyor. Ben gene ne yaptım biliyor musun hani? Yaşımın verdiği olgunlukla ve hayat tecrübemle sakin davrandım. Bu dedim muhtemelen zaten dedim yaşı küçük. Videolarını da biliyorum, bir iki kere denk geldi bana YouTube'da önerilenlerde. Apaçı bir kardeş. Ondan sonra dur dedim ateş. Sen dedim sakin ol. Dinledim. Sonra bana hesap sormaya başladı. İşte dedi, sen dedi kim oluyorsun da dedi, insanlara dedi, sürüşle ilgili dedi şeyler anlatıyorsun. Sen tamam kimsin de bilmem. Ben dedim kim miyim? Ben dedim bir kere pist gördüm dedim geçmişte dedim. Yarış ekibinde dedim bulundum. Hatta dedim Türkiye şampiyonasında dedim ikincilik bile aldık. Aynı zamanda dedim ben dedim yılda dedim en az dedim iki defa, ortalama dedim üç defa Kate Cod dedim ileri sürüş tekniklerini okuyan, bitiren, sürekli de bunları tatbik eden, güvenli sürüşe çok önem veren. Kanka sağına dikkat et, geçsin tamam, sonra bir sağa tamam geçelim. Tamam, ben kendi şeridimde gidiyorum, ayrılmayın. Gel biz buraya geçelim şöyle. Tamam, şimdi geçebiliriz. Heh. Emniyetten yavaş yavaş. Ya bu biraz hani onun gölde gösterişi yapması gibi olmuş. Heh, şey zannediyorlar meta kanka şimdi. Meta yarışıyor. Bende MT9 var şimdi, ben MT9'da 300 km hızı yapmıyorum ya. Hı-hı. Keza istesem yaparım. Ya 299 yapmam da 280 yaparım, yazılımını açtıktan sonra yapıyor motosikletimiz. Tabii canım. Ama amacımız gayemiz o değil. Biz hayatta onları sınır olarak sen görmüyoruz. Bizim level olarak görmüyoruz. Bunlar seviye tabii belirlemiyor canım yani. Neyse abi bana böyle ters ters konuştu. Ya dedim kardeşim sen dedim çok yanlış anlıyorsun. Mevzuları büyütüyorsun. Hı-hı. Ben dedim bir kere dedim ölen kişinin arkasından dedim prim kasacak dedim bir insan değilim dedim.
Sen dedim benim dedim önceki videolarıma da bak. Ha bana diyor ki bir de senin diyor izlenmelerin de düşük zaten diyor. Ya işte bu kelimeyi söyledi ya benim için o kişi bitmiştir. Senin diyor izlenmelerin düşük. Ne değildir yani. Seni diyor kaç kişi izleyecek ki diyor. Kim izleyecek ki senin videonu diyor. O videoyu koyma amacın ne ki senin diyor. Ben dedim bir kişi bile dedim izlese o videoları. Hı. Bir kişi bile dedim izlese. Ben de çalayım Meksikalı. Aynen selam verdi sağ olsun. Motorcu selamı. Evet. Bir kanka. Kişi bile dedim faydalansa dedim benim için dedim bir artıdır dedim. Ondan sonra ben dedim videoyu zaten kaldırdım bana dedim bu şekilde konuşma. Neyse. Sonrasında. Ya bu kişiyi tanımıyorum ama bunu söyledikten sonra benim gözümde bitti artık. Sonrasında telefonu kapattım zaten. Yani ortamda selam bile vermem. Aynen ben de vermem bu saatten sonra ya zaten. Ya bilmiyor olsaydım verirdim yani. Hatta ben ona dedim ki ya dedim kardeş bak ben dedim sen beni tanımıyorsun ama dedim ben seni dedim YouTube'da dedim videolarına denk geldiğim için dedim ismine dedim aşinayım. Ve dedim ben dedim senin videona belki dedim like bile dedim geçmişte atmış olabilirim dedim sana destek olabilmek adına. Belki ben de izlemişimdir ama hatırlamıyorum yani. Ha ama dedim senin kalkıp da hiç tanımadığın dedim bir insana bu tarz dedim hele ki dedim senden yaşça büyük ve tecrüben biliyorum ki ondan daha fazla adım gibi eminim. İstediği kadar 1000 sürsün 5000 cc motor sürsün. Umurumda değil yani. Dönmemiz lazım değil mi? Tamam Balçova'dan iner döneriz. Hadi sen önden yapıştır. Hoş geldin. Hoş bulduk. Polisler de bize bakarak geçti. Aynen. Lan nasıl hızlamış. Arkada makas attı mı onu ondan bakmış. Kim lan o salak? Tanımıyorum ki. Sonra küfür ediyor bir de Eylül. Top ya. Kanka dünyanın hiçbir yerinde bizim kadar psikolojik sorunlu ruh hastası bir toplum yok ha. Aynen aynen. Allah'a da billaha da yok. Burada kırmızı yakalandı. Photoshop'la yeşil mi yapsaydım şu şeyi ya? Yapmadığım şey değil kanka. Bir videoda yapmıştım onu. Hadi gel. Geçelim mi? Şu kamera acaba ne işe yarıyor? Bence o bizi çekiyor şu an. 360 derece bir de. Ya ne güzel yapmışlar lambaları ya kanka. Aynen bak ne güzel geliyor. Şu canlılığa bakar mısın yeşilin ya? Yeşilin tonuna bak kanka. Hayatımda gördüğüm en güzel kırmızı yer. Sen şimdi tünelden mi gireceksin? Yok kanka. Düz ya devam edeceksin. İçeriden devam. Tamam ben tünelden o zaman kaçarım sen oradan devam ederim. Aynen. Tamam. Oradan kaçarım artık. Tamam. Şarjlar da bitti zaten. Tamam. Dur bir, acele etme dur da sarı yanmadı bile. Hemen düt. İçine doldu herhalde. Abi burası Türkiye işte o yüzden diyorum ya sana. Adam galiba içinden sayıyordu süreleri. Ben solundan geçerim bunu. Ben de buradan geçerim. Sağlı sollu altılı yedili cibli cibli şak 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 çipet pet pet pet. Yol vermeyecekler bana. Ben de zaten istemedim. Mavişin sesi geldi. Reklamları açalım ya. Motokeyf yazsın. Motokeyf, keyf, keyf, keyf. Taklitlerinden sakının. Bu arada konu açılmışken Buca taraflarında bir tane taklitçim çıkmış benim. Hadi canım. Aynen. Motor aynı benimki gibi yapmış. Yok artık. Kafede insanlara ben moto keyfim diyormuş. Ciddi misin? Valla insanlara üzülüyorum ya. Yaşı küçüktür onun o zaman ya. Ya muhtemelen yaşı küçüktür de bir takipçim söyledi bana da. Yani benim yüzümü gerçekten gören bir takipçi bu söyleyen. Vay o da dedi sen moto keyf değilsin niye sahtekarlık yapıyor falan filan. Bir olaya girmişler. Vay ne insanlar var ya. La benim taktikçim olsam ne olacak ya? Hiç ya. İlginç ya. Ya ben Buca'ya zaten pek sık gitmiyorum ki. Hani yılda belki 3-4 kere işim düşerse. O taraflarda hiç arkadaşım tanıdığım yok yani. Kanka hadi geride kalma yetiş. Geliyorum kanka. Şu kamyonları geçtim bir tamamdır. Gel bir tünel seremoni yapalım burada. Tünel severiz. Tünel seremonisi. Ama benim susturucum var ya. Ses çıkmaz. Neyse ben ona dublaj yaparım sen ver gazı. Öttüre geliyoruz.
vicdan düğün konvoyu. Şey siparişi verdim ha. Nuri Alço modülü var. Onu bağlıyorum. Dandara dırın 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 dandara dırın dırın dırın. Bakalım gelsin de çok merak ettim. Nasıl bir ses olacak? Oo, çok fena olacak oğlum. Altıma işerim ben sende gezerken. Düşünsene. Kanka bayağı düşürürsün aynen, beni. Aynen. Bugün iki kere düşüyordum senin yüzünden zaten. Aman kanka aman. İnsanlar bakıyor böyle. Godfather var ya. Ha bir de var aynen Godfather. Baba. Geç hadi geç dönmeyeceğim geç. Gir sen kanka ben arkandan gireyim. Geldim. Kız koala gibi yapışmış. Selamımızı çakalım. Motokeyf, Motoko işbirliği videosu. Kankamın videosuna da yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz kankam, kendine iyi bak. Hadi bakalım, biz de radyo moduna geçelim. Motorcu ruhu para ile satın alınmaz. Duygusuz adamların oyuncu olamaz. Rüzgarı hissetmen gerekiyor iliklerinde. Damarlarına dolaşıyor metinlerimle. Bir sene çalıştın ve kredini çekiyorsun. Gözüne çarpan ilk motoru alıyorsun. 5 senede onun için çalışıp bahşişlerle benzinini alıyorsun.